Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SonicWall ve Active Directory arasında bağlantı kurup farklı domain gruplarına CFS policy'leri atayacağız. Cihaza login olup Security Services altında Content Filter'a geliyoruz. Configure'e tıklıyoruz. Burada HTTPS Content Filter ve CFS Failover'ı enable ediyoruz. Ardından policy'ye geliyoruz. Yeni bir policy oluşturmadan önce default policy'yi editleyip en kısıtlı policy haline getiriyoruz. Policy'yi editleyip URL liste gelip burada tüm kategorileri seçiyoruz. Şimdi add'e tıklayıp yeni bir policy oluşturalım. İsim olarak teachers policy giriyorum. URL liste gelip burada education, search engine ve email kategorilerine izin veriyorum. Settings tabına geliyoruz. Burada allowed ve forbidden domains için per policy'yi seçiyorum. Custom liste gelip örneğin Dell.com'u izinli listeye ekliyorum. Mail.yahoo.com'u da yasaklı listeye ekleyelim. Birden fazla policy olduğunda forbidden'a yazdığımız domaini bloklamak için default policy'de de aynı işlemi yapmamız gerekmekte. Default policy'ye gelip settings'te yine allowed domain ve forbidden domain için per policy'yi seçiyorum. Custom liste gelip forbidden domain'e mail.yahoo.com'u ekliyoruz. Şimdi öğrenciler için yeni bir CFS policy oluşturalım. Policy ismini girip URL liste geliyoruz. Bu sefer yalnızca education ve email kategorilerini izinli haline getiriyorum. Settings'te allowed ve forbidden domains için policy'yi seçiyoruz. Custom liste geliyoruz tekrar. Burada örnek olarak networkcomputing.com'u izinli listeye ekliyorum. Google Mail'i de yasaklı listeye ekleyelim. Default policy'de de yine custom liste Google Mail'i yasaklı listeye eklememiz gerekiyor. CFS policy'lerimiz hazır. Şimdi LDAP bağlantısını yapalım. Domain sunucumuzda Sonic Users kullanıcısını SonicWall ile bağlantıda kullanacağız. Admin yetkisinde olması gerekmektedir. Display Name'de yazılan kısmı SonicWall'da kullanacağız. Burada Teachers ve Students olarak iki grup oluşturduk. Teachers grubunun içerisinde User 1 kullanıcısı var. Students grubunun içerisinde ise User 2 kullanıcısı var. Şimdi SonicWall'da LDAP bağlantılarını yapalım. Users altında Settings'e geliyoruz. Authentication metot olarak LDAP artı Local Users'ı seçiyoruz. Ardından Configure'e tıklıyoruz. Burada IP olarak DC sunucunun IP'sini giriyoruz. Login Name'i seçip Active Directory'de oluşturduğumuz Sonic User kullanıcısının bilgilerini giriyoruz. Directory tabına gelip burada da domain kısmına DC'deki domain adını giriyoruz. Gelen mesaja direkt OK diyelim. Test tabına gelip domain'de açtığımız kullanıcının bilgilerini giriyoruz. Ve ardından test'e tıklıyorum. Evet, test başarılı. Tüm bilgiler düzgün bir şekilde geldi. Şimdi oluşturduğumuz grupları SonicWall içerisine çekeceğiz. Lokal grup içerisinde Import LDAP grubu seçiyoruz. Oluşturduğumuz iki grubu burada seçiyoruz. Şimdi ardından Teachers grubunu editleyip üstte CFS policy olarak Teachers policy'yi seçiyorum. Aynı şekilde Students grubunu da editleyip CFS policy olarak Students policy'yi seçiyorum.
Son olarak kullanıcı doğrulaması yapmak için access rule kuralı girmemiz gerekmekte. Firewall altında access rule'a giriyoruz. Üstten matrix'i seçebilirsiniz. LAN to WAN kuralını giriyoruz. Default'ta tüm portlar ve tüm kullanıcılar için izinlidir. Yeni kural oluşturuyoruz. Yeni servis grubu oluşturalım. HTTP ve HTTPS'i dahil ediyoruz. Users Includes kısmına Trusted Users'ı seçiyoruz. Bir de tüm kullanıcılar için DNS izinli kuralı ekleyelim. Users kısmı bu sefer All olacak. Teste geçmeden önce CFS servisinin aktif olup olmadığını Network Zone altında kontrol edebilirsiniz. LAN zone'unda CFS enable durumda. Artık teste geçebiliriz. Bir web sayfasına gittiğimde SonicWall uyarı sayfası gelecektir. Click here deyip kullanıcı bilgilerini giriyoruz. Evet, sayfa bloklandı. Bloklanma bilgilerini görebilirsiniz. Hangi policy, hangi kategori vesaire gibi. Şimdi den.com'u deniyorum. Siteyi açtı. Bunu izinli listeye eklemiştik. Yahoo maili deniyorum ve bloklandı. Yasaklı listedeydi. Bu kullanıcıdan log off olup students grubundaki kullanıcı ile login alalım. Stanford sayfası açtı çünkü bu education kategorisindeydi. O da izinliydi. Google maili açmayı deneyelim. Evet, sayfa bloklandı. HTTPS üzerinden olduğu için bloklanma sayfası çıkmıyor. Konfigürasyonumuz ve testimiz bitti.